Evet, gelelim o 5. ve 6. inşaatçı almak için büyük fırsata. Dostlarım, öncelikle bir hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Video başlığı ve videonun kapak fotoğrafı birazcık ilginizi çekmiş olabilir. Çünkü çok önemli bir video çekeceğim sizlere. Ayrıca bu videoyu çekmemdeki en büyük temel sebep ise köy binası 9'a gelip köy binası 10'a gelip hala 5. inşaatını almayan arkadaşlarımız var. Evet var. Gerçekten çok fazla var dostlarım. Gerek ben bunu köy incelemelerinden gerek bana özelden atılan köylerden vesaire görüyorum dostlarım. Yani hala adam gelmiş köy binası 10'a inşaatçısı yok. Şimdi dostlarım özellikle 5. inşaatçı değil de 6. inşaatçıdan biraz size bahsedeceğim. Ekrana da madde madde yazacağım. Bu video gerçekten bir 10.000 like'ı şimdiden hak ediyor dostlarım. Sizler like atarken hızlıca başlayalım. Şimdi birinci ve en temel kural. Birinci ve en temel kural. Beşinci inşaatçı veya dördüncü inşaatçı alabilmek için ilk kural. Elmaslarınızı kesinlikle ve kesinlikle asla ama asla harcamayacaksınız dostlarım. Bu birinci kuralımız. İkinci kural. Oyuna gelen iyi veya kötü her türlü etkinliği yapıyorsunuz dostlarım. Bakın, hiçbirini kaçırmayacaksınız. Bugün sizlerle birlikte zaten bu etkinliklerin hepsini tamamlayacağım ve bu etkinliklerden gelen ödüllerin ne kadar elmas olduğuna bakacağız dostlarım. Aynı zamanda dün de bir tane dev etkinliği vardı. Son dakika onu da yaptım. Oradan da arkadaşlar bana bir tane daha araştırma iksiri geldi. Ve bu araştırma iksirinin bana 10 elmas değerinde arkadaşlar. Evet tüccarda daha pahalıya satılabilir arkadaşlar. Oyunun amacı bu size elmas harcattıracak. Ama sizler elmaslarınızı harcamayacaksınız biriktireceksiniz. Aynı zamanda 3. kuralımız. Liglere kesinlikle katılın. Lig haftalarını kaçırmayın arkadaşlar. Ligleri görüyorum. Köy binası 8 mavi katıl. Katıl kanka. Ne zararı var? Seni lige alacak bir klan bul. Katıl. Kaybet önemli değil. Oradan gelecek 50 lig madalyası 100 lig madalyası bile sana inanılmaz bir elmas kazandıracak. Onun dışında çalı çırpıları sürekli kaldıracaksınız. Bu da dördüncü mü oluyor? 5. mi oluyor? Ekrana yazarım arkadaşlar. Çalı çırpıları kaldırın. Sayıları karıştırmış olabilirim ama diğer bir kuralım ise inşaatçı üstü arkadaşlar. Bakın bu inşaatçı üstüne yıllardır ama yıllardır Hiçbir şekilde güncelleme gelmiyor. Yaklaşık 2 yıldan daha fazla oldu arkadaşlar güncelleme gelmeyelim. Şimdi yıllardır güncelleme gelmediğine göre Taktikler de değişmiyor arkadaşlar. Sizlere birazdan birkaç taktik göstereceğim. Bu taktiklerle gerçekten inanılmaz her türlü köyü üşleyeceksiniz arkadaşlar ve aynı zamanda buradaki 10 milyon altın değerinde duvar yüzüklerimizi alacağız. Ondan sonra buradaki domuz geneti ve iyi pişmiş görevlerini de tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden bir de bir de bir de ödüller kısmımız var. Burayı da tamamlayacağım. Ne diyor? Abicim 500 seviye okçu kraliçe saf dışı bırak ve iki tane savaş da yapacağız zaten arkadaşlar öfkeli barbarlar bu iki görevden gelecek ödüllerimizde de kahraman görünümümüzü alacağız bence 10.000 like'dan daha fazla layık like geliyor bu video benim annem hep bana şunu söylemiştir hedefini her zaman yüksek tut ki o bir altı gelse bile hedefinin bir altı gelse bile seni tatmin etsin o yüzden 100.000 like diyorum arkadaşlar Biraz abarttım ama neyse tamam şaka yapıyorum ya şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi size göstereceğim o İnşaatçı üstündeki taktikler. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Bir diğer madde artık kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Öncelikleriniz bu inşaatçı üstündeki öncelikleriniz ne olacak biliyor musunuz? Laboratuvarda arkadaşlar top arabası. Süper barbar. Buradaki süper barbar mı oluyor? Öfkeli barbar arkadaşlar. Ve devinizi yükseltin. Önceliğiniz bunlar olsun. Bak ben burada gece cadısı ondan sonra Pek Pekka'dır, balondur, uçan binicidir. Bunları açmadım bile. Hiç gerek yok. Ama 6. inşaatçıyı aldım. Nasıl mı aldım? Tabii ki burada Otto kulübesindeki görevleri tamamlayarak. Burada diyor ki asıl binadaki 3 geliştirmeyi tamamla. Yani çoklu havan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ana köyü e dönelim. Buradaki çoklu havan. Kısa menzilli okçu kulesi ve çifte top. Bu üçünü yapıyorsun diyor ana köyde. Ondan sonra geliyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Burada top arabasını maxlayacaksın diyor. 18. seviyeye kadar top arabasını basın arkadaşlar. Aralıksız basın. Bundan sonra mega Tesla'nızı yüklenin. ve arkadaşlar savaş makinanızı 30 yapın. Ben bunu arkadaşlar yaklaşık 2 ay içerisinde yaptım. 2 ayda hani ben tüm savaş makinamı ondan sonra mega Tesla'mı, top arabamı hepsini fulllemiş oldum. Buradaki arkadaşlar karşılık savaşlarda çoğunlukla kazanıyorum. Şimdi bir saldırı da yapalım şu görevi de bitirelim. Önceliğiniz o savunmalar olsun ve benim Tesla'mdur, topumdur, ezicimdir. Bunları basmıyorum bile arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Vallahi bak bunları tamamlayın yeterli. Şimdi burada ben barbar 20'şer barbar arkadaşlar. 3 dev, 4 tane bombacı gerisi top arabası yapıyorum. Şöyle sağ sola ince temizleyin. Ondan sonra şu duvarları yıkayım ve genelde arkadaşlar inşaatçı binası 9'dayken genelde çoğunda şuradaki laf püskürtücüsü da Çok baş belası arkadaşlar. Onu yok etti, yok edebilmek için ilk başta ona yakın yerden dalacaksınız. Şöyle savaş makinamızın özelliğini de kullanayım. Şöyle barbarlarımı böyle yem misali gibi böyle tek tek atıyorum arkadaşlar dikkat ederseniz. Hepsini böyle bir anda salmıyorum ve tek tek atıyorum. Zaten kendisi temizliyor barbarlar arkasından top arabası vesaire. Şöyle savaş makinemizin özelliğini kullanalım. Şu taktik her zaman iş yapmıştır arkadaşlar. Bir güne bir gün ben daha iş yapmadığını görmedim. Her türlü düzende de iş yapıyor. Tabi bu 3000'den sonra pek işe yaramayabilir. Ben 3000'e kadar söylüyorum bu 3000 kupalara kadar. Efsane iş yapıyor. Bak alamın köyünü tertemiz üçledik arkadaşlar. Zaten ne kaldı bir mega testası kaldı bu adam da zaten mega testasını basmıyor ve birazdan saldıracağımız köylerde de şunu çok dikkat edeceksinizdir adamlar her zaman mega testasını maksamıştır çünkü 6. inşaatçı için arkadaşlar bu 6. inşaatçı alıyorsunuz birazdan lig dükkanına da gireceğim lik dükkanında size bir elmas kasma taktiği var onu da göstereceğim arkadaşlar şöyle bir bitirelim köyümüzü bir üçleyelim aga ne oldu lan ses Heh, bir an mikrofon. Bu kısım düştü arkadaşlar. Tamamdır. Tertemiz adamı 3 dedik. %100 yıkım aranında verdik. Şimdi tamam diyelim. Adam büyük bizde patates olmuştur tahminimce. Bakın. Köyüme bak abicim. Köyümde dediğim gibi mega teslam. Ondan sonra savaş makinam. Ondan sonra Burada top arabam ve ana köydeki 3 yükseltmemi yaptıktan sonra diğer hiçbir şeyimi basmadım. Bakın Tesla'm 1 seviye ya. Topum 6. seviye. Hava ifşeklerim 4. seviye. Yani hiç gerek duymadım. Altın deposunu bile maksamaya bile gerek duymadım arkadaşlar. Çünkü yan köyün bana katacağı pek bir şey yok. 6. inşaatçı dışında. Şimdi bir de dedim ya Lig Lig size bir şey göstereceğim. Lig Lig Gun'da dedim ya Liglere katılın arkadaşlar. Liglere katıldığın zaman gelen madalyaları elmasa çevireceksiniz. Nasıl mı çevireceksiniz? Birçok kişi savaş. Buradan savaş çekicidir, inşaatçı çekicidir, büyücü çekicidir. İletilicidir vesaire bunları bir daha alacağım bir dakika alayım e bunları alıp mesela kaç elmas değerinde satalım 100 elmas değerinde büyük ihtimalle aynen 100 elmas değerinde bunu satıyorlar onun yerine arkadaşlar burada hemen ne var eğitim iksiri var bu eğitim iksiri zaten kendi başına zaten 10 madalya 10 elmas değerinde oluyor hemen göstereyim şurada eğitim iksirini sattığın zaman 10 elmas değerinde size elmas veriyor. Şuradan geliyorsunuz eğitim iksirlerini alıyorsunuz satıyorsunuz alıyorsunuz satıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar elmas kasabilirsiniz. Ve söylemeyi bak dilimde tüy bitti bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir inşaatçının değeri paha biçilemez arkadaşlar. Yani diyorsunuz abi orada çekiç var satılır mı? Satılır kanka. Bakın bir çekiç size 10 gün hız kazandırır ama bir inşaatçı belki size aylarca hız kazandıracaktır. Bu yüzden arkadaşlar inşaatçılarınızı öncelik verin. İlk başta 5 inşaatçıyı tamamlayın. 6.sı için de savaş makinesi top arabası ve mega tesisi burada ana köyde önceliğiniz fullensin. Sonra baktınız ufak tefek ganimet mi birikiyor. Basarsınız bunları, önemli değil. Ha bir de daha ben bir de şuradaki görevleri saymadım bile arkadaşlar. Kristal Usta Şampiyon Lige çıktığınız zaman gelen ganimetler, yan inşaatçı köyünde 3000 kupaya çıktığınız zaman gelen ganimetler vesaire bunları saymıyorum. Bak burada e, zaten arkadaşlar itfaiye, ağır silah bunlar köy binası 13'te tamamlanacak görevler de yani Gerçekten inanılmaz elmaslar veriyor oyun sizlere. Yani para yatırmadan çok rahat bir şekilde gelişebilirsiniz aslında. Bu arada ben bir çekiç almıştım. Bu çekişte de burada ne yapacağız? Tabii ki de barbar kralımı basacağım. Böyle biraz eşit eşitliğe, eşitliğe gitmeye çalışıyorum. Zaten okçu kraliçe ile barbar kral aynı şeyi istiyor bende. Sadece birazcık daha ucuzdu. Onu bastım. Şimdi gelelim buradaki ödüllerimi de toparlayayım dostları. İnşaat iksirimiz gelecek. Onu da alalım. Kara iksir ürünü hop tamamla. Tamamlayamıyorum. Buradan %20'leri de alayım. Altın ürünü al abicim. Engel küreği al. Kaynak iksir al. Mesela kullanmadığınız şeyler de varsa satın arkadaşlar. Elması ihtiyacınız varsa acımayın. Tabi abicim 5 inşaatçın var. Altıncısını da almışsın. X ürününü satma. Daha böyle verimli bir yerde kullan tabii ki de. O kadar da her şeyi satın demiyorum arkadaşlar. İnşaatçınız yoksa satın. Şuradan altın maltınları alamıyorum değil mi? kahraman iksiri al abicim. Güç iksiri alamıyorum. Tamam. 2 adet saat kulesi iksiri. İnşaat altını alamıyorum. Altını alamıyorum. Kahraman alamıyorum. İksir al abicim. İksirleri toparlayalım. Onun dışında süper iksir toparla. Altınlar kalsın. İksirim galiba artık fullendi diyebiliyorum biliyorum. Altınımızı da alalım. Şimdi gelelim burada yükseltmelerimizi de yapalım dostlar. Diyorum ki, diyorum ki şuradan bir tane daha barbar kralı bassam kitapla şurada bitirsem arkadaşlar nasıl olur? Şuradan zaten kitabımız gelecek. Bence efsane olur. Bir saldırı daha yapalım. Şuradaki görevleri hepsini bitireceğiz zaten. Kaçarı yok. Bir saldırı daha yapalım. Gerçekten efsane. Bakın efsane bir taktik. Şuradan 40 tane öfkeli barbar, 3 tane tank önden göndermek için dev, 4 tane bombacı. Hop. 6 tane arkadaşlar top arabası alıyorsunuz. Burada bakıyorum güzel laf püskürtücüsü yok. O zaman nereden dalmalıyım? Tabii ki de arkadaşlar buradaki çoklu havanın olduğu kısımdan. Şimdi sağ ve solu iyice toparlayın ve vakit kaybetmeden bombacılarınızı gönderin. Şu öndeki duvarları bir yıksınlar arkadaşlar. Şuradan savaş makinamı gönderiyorum. Hop öndeki duvarlar zaten yıkıldığı gibi arkadan top arabalarını gönderiyorsunuz ve bundan sonra birer ikişer tane böyle attım mı barbarını bekle. Birer iki tane at bekle. Ondan sonra birer ikiler iki, birer ikiler konuşamıyorum. <laughs> bir iki tane at bekle anladınız zaten arkadaşlar taktiği. Hani barbarlar yem misali önden gidiyor zaten. Topa, buradaki tüm işi yapanlar top arabaları. Zaten kendisi her şeyi temizliyor. Tertemiz bu köyde de üçlemiş olduk zaten arkadaşım. Hop şuradaki eziciyi de bir indirelim. Güzel. Şuradaki mega teste birazcık canımızı okuyacak. Birazcık çok değil. Birazcık aslında şuradaki barbarlar. Heh güzel aldı. Güzel süper. Tamam. Barbarları sıksa diyecektim. Çok daha güzel temizler. Şöyle. Abicim yapma be çifte top. Abicim son dakika kurtardı top kendini çifte toptan. Dememe kalmadı. Dememe kalmadı. Öldü. Neyse %90 küsür da bizim kazanmak için bence yeterlidir. Bence. Demin lan yeterli midir? Bence yeterli. %96 arkadaşlar. Bence kazandık ya. Ne diyorsunuz? Evet bunu da kazandık gayet güzel. Bir de bir şeyler yükseltelim ne basalım. Bence bombacıyı basalım. Bombacı yeteneğini geliştirmiş oluruz. Buradan bombacımızı da bastık. Ondan sonra ne basayım ne basayım ne basayım. Yani ne bassak güzel olur. Bence şuradaki gizli testlarımızı basalım arkadaşlar. Şuradan saat kulesini hızlandırayım. Hadi yavaştan bunlar da bir bitsin. Bitti bu görevde değil mi? Gayet güzel. Duvar yüzüklerini de alayım abicim. Son ne kaldı? Bunu binici ve cehennem ejderhası görevini bitirdiğimiz zaman arkadaşlar bitiririz. Şimdi buradan ne kaldı? Yaklaşık bir 3 120 Hani 3.5 köy işledik mi tamamdır abicim. Oo güzel. Bu adamın mega bak. Adam başlamış şimdiden mega testasını basmaya. Şimdi bence bence diyorum bu hesapta duvar kasmak kadar gereksiz bir şey yok. Yani çok da bir karı yok arkadaşlar. Şimdi şöyle göndereceğim. Bak şöyle göndereceğim. Şuradan bombacıları göndereyim. Şimdi bak birer ikişer tane gönderiyorum. Şuradan direkt ezici indir. Önden devleri gönder. Barbarları şuradan yolla abicim. Sağdan kaymasınlar. Şimdi benim burada yaptığım en büyük hata ne biliyor musunuz? askerleri çok saçma gönderdim. Çok çok saçma gönderdim arkadaşlar. Şimdi şuradan abicim ezici Allah'tan bir de testası devre dışı ya bu elemanın. Merkez binayı da aldık. %50'yi de aldık. Bari etrafı şöyle toparlayalım farming tarzda. Tamamdır ya. Olduğu kadar %60, %70. Zaten adam bizden sanmıyorum o kadar alsa. Şöyle %68, %70, 72, 74. 74 bilemediniz. 76 arkadaşlar. Ötesi olmaz tahminimce. 79. Valla oldu lan. 81, 83. Güzel çifte topu da alırız. Ötesini alamayız zaten. Değil mi? Aynen. Lan yok bir dakika. Aldık aldık. <laughs> Bazen böyle sürprizlerle karşılaşabiliyorum ben de arkadaşlar. Bu arada adamın adı Lenovo. Bu bilgisayar markası değil miydi lan? Herhalde Lenovo'nun CEO'suna saldırdık arkadaşlar. Şimdi şuradan laboratuvarı tamamlayalım abicim. Çıkışımızı verelim. Yeterlidir zaten %99. Zaten aldık adamı 98 bu arada 130 kupada aldık şimdi tekrardan bir saldır diyelim şimdi agalar ha, <laughs> bu tarz düzenlerde ben genelde arkadan saldırmayı tercih ediyorum şimdi şuradan şöyle gönder bombacıları salla abicim birkaç tane daha göndereyim. Abicim bombacıma karışma ya. O kadar şey varken bombacımı gerçekten elliyorsun. Hiç gerek yok. Şuradan göndereyim. Gayet güzel. Şu öndeki bu e, duvarları da yıksınlar. Birkaç tane daha gönder. Bir birkaç tane şuraya göndereceğim. Niye bu bilgisayar yine sapıtmaya başladı? Uzaklaştıramıyorum. Bir birkaç tane daha göndereyim. Yani bu tarz düzenlerde arkadan saldırmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha sağlıklı oluyor. En azından merkez binayı garanti alıp yüzde 50 tamamlayabiliyorsunuz. Bir, birkaç tane daha barbar bar gönderdim. Çifti topu indirdik. Devlerimiz hala bir kısmı hayatta %55, %59 yani %68 iyi yüzde aldık. Bence kötü değil arkadaşlar yine. %77 alabildiğimiz kadarını aldım. Öyle söyleyeyim. Bu adam duvarları da iyi kasmış ha. Savunmalı. Bence o duvarlar bilmiyorum. Çok gereksiz geliyor bana. Bir de çok pahalı arkadaşlar duvarlar burada. Yani çok duvarlar köyünü koruduğunu sanmıyorum ama. Tabi adam yine kasmaya devam etsin. %85'i tamamlayıp çıkacağım zaten. Büyük ihtimal ben adam bende yine %70 küsur almıştır tahminlerimi söylüyorum. %70 küsur almıştır sizce. Bakalım. Yine kazandık. %60 yani çok şey yapma tutturamasam da. Hmm, bak bu adamın içerisi mayın dolu ya da Tesla'dır. Mayın veya Tesla'dır. Yoksa boş bırakmaz içeriye. Şuradan bir tane daha bakayım. Tamam. Bombacıkları temizleyeceğiz. Şimdi buradan abicim şöyle temizleyelim. Böyle gönder. Devlerimizi yolla. Bombacıları gönder bu şekilde abicim. Şöyle birkaç tane daha gönderdikten sonra savaş makinesini yolla. İyice bir ön duvarları açalım arkadaşlar. Ön duvarları açmadan şöyle topları göndermeyin. Tamamdır eziciler e pardon duvar yıkıcılar duvarları açtı. Şöyle ezici biraz oyalayabilsem barbarcıklarla çok tatlı olacak. Ve savaş makinesinin özelliğini kullan. Birkaç tane daha göndereyim barbar. Allah çifte topa gidiyormuş güzel. Buradan yine birkaç tane daha gönderdim. Yani elimden geleni yaptım. %37. Patladık burada. %50 alır mıyız? Patladık vallahi gençler. 5 saldırıdan bir tanesi de patlayalım bir zahmet. Aslında ben yanlış yerden daldım. Bu benim köyümün düzeninde de yukarıdan dalacaksın. Şu savaş makinasının oradan daldığın zaman her türlü işliyorsun bu düzeni de. Bu düzeninde de zaafı yukarıdan dalmak arkadaşlar. Oo güzel top. Ee, hmm, bu elemanı nasıl düşürürüz? Bence şu aşağıdan dalalım. Da Şurayı al abicim şöyle gönder şöyle Savaş makinesini ve devlerimizi yolladık şöyle iki tane de uzaktan göndereyim Şuradaki lavın attığı yere gelmesin Çünkü çok hasar veriyor orası arkadaşlar şöyle tüm 10 Çok fazla barbar yolladım birazcık Arkadan yollasam daha temiz olacak şöyle Birkaç tane daha gönderebilirim şöyle Oyalamak amaç zaten barbarların oyalamak Top e, arabalarıyla almak amacımız tamamdır Bu köyü düştü arkadaşlar Bu köyü tertemiz düştük tertemiz Bak adam ne yapmış? Mega tesisini fulllemiş. Ama köyü rezalet durumda. Çok da güçlü bir köy değil arkadaşlar. Niye adam fulllemiş? Tabii ki de 6. inşaatçı için. Yoksa başka bir sebepten dolayı değil. Adamın Tesla'ları da benim gibi 1. seviyede ya. Abicim al oradaki Tesla'yı da tertemiz üçledik. Güzel. Mükemmel 3. yıldızımızı da aldık. Bakalım adam tahminlerimi söylüyorum %70 küsürde kalmıştır. Yine %60 lan. Bu arada etkinlik tamamlandı. Ha etkinliği tamamladık mı? Süper. 17-18 tane arkadaşlar duvar yüzüğümüz var. Sizin de 18 tane duvar yüzüğünüz varsa Hepsini sat aga. Hepsini sat. Burada 18 çarpı 5'ten 8 kere 5 4 90 tane arkadaşlar tahminimce ee, elmas gelecek. 90 elmas Allah bereket versin. Tabii benim şu an elmasa ihtiyacım olmadığı için şunları bir duvara yatıracağım. Şöyle nereden kalmışız? Şuradan itibaren basmaya başlayalım. 3'er 3'er vereyim şuradan abicim. 3'er 3'er duvarlarıma yatıracağım. Şimdi gelelim bir de ana köydeki... Cehennem ejderhası ve arkadaşlar e, birinci görevini bitirmeye şuradan iksirlik işim kaldı mı sanmıyorum pek iksirlik işim kalmadığını ama şuradan arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Benim tomruğa çok fazla ihtiyacım oluyor hesaplarda. Tomruğu basacağım kitapla bitireceğim ve tekrar basacağım arkadaşlar. Tomrukla en azından 3. seviye yapmış olayım ki attığım zaman max seviyede gitsin. Tomruğu da basmış olduk. Buradan da canı gönülden kasmış olduğum hızlandırma iksirlerini de kullandım. Gelelim buraya kitabımızda kullandık. Burada engel küreği var ben satıyorum elli elim masa çeviriyorum direkt. Onun dışında bir yan köye girelim arkadaşlar. Yan köyden de bu görevi bitireyim. İki tane saldırı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İki saldırıyı da güzel güzel tamamlayayım. Şimdi direkt buna saldırabiliriz. Direkt yüzde tamamlayıp çıkayım ya. Şöyle yüzde tamamlayayım. Şöyle hop tamamdır. Ama bu adamın kraliçesini de indirmek gerekiyor bu arada. O zaman ne yapacağız? Şuradan cehennem ejderini Nereden bıraksam Yıldırımlarla şuraya alayım Tamam mı cehennem ejderini buraya bırak Şuradan binicilerle de Buraya alayım şöyle temizle abicim Tamam mı şöyle bir öfke büyüsünden Taçlandıralım onu Şöyle abicim tüm barbarları yollayıp Kraliçeyi yollayıp koruyucuyu yollayıp Şampiyonu da gönderdim mi Tamamdır bu iş özelliğini kullan Her türlü zaten yıldızımızı da aldık arkadaşlar Rakibin kraliçesini indirdik Görev de bitti bu arada onu da belirteyim şöyle evimize geri dönelim. Pek bir işim yok zaten ganimette. Bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Şöyle vakit kaybetmeden ilk çıkan köye saldıracağım. Şaka yaptığımı söylemiş miydim ben size? İlk çıkan köye saldırmayacağım. İkinci çıkan köye saldırayım. Üçüncü çıkan köye saldırayım. Heh, daha dışarıda e, ıvır zıvırları şöyle gönder. Ondan sonra şuradan da bunu yollayayım şöyle. Birkaç tane bar var yollayalım. Yüzdeyi tamamladıktan sonra çıkabiliriz arkadaşlar. Yüzdeyi tamamlayalım şöyle. Abicim rakibin bombacıları burada var. Şuradan gönder abicim tüm binicilerini. Tomruğu da şuradan göndereceğim. Kreçeyi de yolla. Koruyucuyu da yolla. Şampiyonu da yolla. Geriye kalan barbarcıkları da buradan göndereceğim. Şimdi ne yapabiliriz düşünüyorum. Koruyucunun özelliğini kullanayım. Şampiyon hasar yiyor iyice. Tamam rakibin kraliçesini indirdik. Şampiyon özelliğini kullanayım. Tak 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 tak. Kraliçenin özelliğini kullan. Şöyle bir öfke bir de atsam çok tatlı olmaz mı sizce? Hem de şuradaki merkez binayı ve kara iksiri de almış oluruz. Gayet güzel. Merkez binayı da indirmiş olduk. Çıkışımı verebilirim. Tertemiz almış olduk. Görev de bitti bu arada. Etkinlikler de tamamlandı. Değil mi? Aynen. Aa doğru. Güç iksirini kullanamıyoruz. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Güç iksirinden işim yok. Bir tane satıyorum. 10 elması cebe indiriyorum. Gayet güzel. Bunu da al abicim. Güç iksirimiz de tamamlanmış oldu. Tüm etkinlikleri tamamladık. Şimdi gelelim buradaki altınımızı harcamaya arkadaşlar. Altını da ne yapabiliriz düşünüyorum. Burada klan kalemize de bayağı ganimet var. Sizce inş x sayını basıp tamam mı? İnşaat çiçekiciyle kitabıyla bitirsem mi? Mi? Düşünüyorum bir dakika. Bitirsem bu sefer şöyle toparlayayım bunları da. Buradan kraliçeyi de bassam. Basamıyorum şu an bir dakika. Şuna, şimdi basabilirim. Şuradan kitabı alayım. Gölge kraliçe görünümünü de aldım. Onu da bakacağım birazdan. Şuradan kara iksirlerimi alayım. Hah, iksirleri altınları toparla şimdi. Ha, bunları alamıyorum altını da tekrar alayım Tamamdır bir daha altını alalım tamamdır Şimdi haka 11 milyonumuz oldu 11 milyona ne basabiliriz Böyle bakıyorum xır dışında Abicim en maliyetli hava soğuması var Gözüm böyle böyle diyor, beni bas böyle bir havanımız var havanı da basabilirim aslında bence hava soğuması basalım arkadaşlar çünkü bunları 10. seviye atmışım tamam mı bunu da 10. seviye atayım aradan çıkmış olsun bu da gayet güzel ganimet kalmadı mı hazinede kalmamış tamam bir de ne var burada 7.8 milyon iksirimiz bu iksire de 3 tane duvar basabilir miyiz 1 2 3 tamamdır bir de buradan kraliçe yatıralım gayet güzel kraliçeyi de yatırdık şimdi buradan Diyorum ki ki okçu kraliçeyle kitaplan bitirip buradan rünü kullanıp tekrar yatırsam mı sizce mantıklı olur mu ya da kralı yapabilirim aynı şekilde kral çünkü çok geriden de iki seviye bastık zaten arkadaşlar düşünüyorum bence ha, acaba hangisi mantıklı olur bence kralı bitireyim arkadaşlar tamam mı şuradan gelip rünü kullanayım şuradan neredesin aga rünü kullan tamam mı buradan tekrar hop kralı yatır bir de inşaatçılarımızı hızlandıralım böyle bir tık. Tamamdır bizim buradan işimiz bitti artık arkadaşlar. Neresi kaldı? Bir de koruyucu var. Koruyucu görünümüz. Şöyle seçeyim. Böyle, Aga ne hoş gözüküyorsun ya sen. Şöyle şu köşeye aldım bir koruyucu görünümüne bakalım arkadaşlar. Gel abicim koruyucu buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet güzel gözüküyormuş lan koruyucu. Hani yüzün bu kadar net değildi bunun. Umarım video arkadaşlar işinize yaramıştır. Ekrandaki maddeleri yapmayı unutmayın. Yan inşaatçı köyünüzde mutlaka öncelikleriniz arkadaşlar mega testlerinizi makslamak. Ondan sonra bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Sakın şu hatayı da yapmayın arkadaşlar. Gidip de hemen inşaatçı binasını 9'a basıp öyle mega testi fullemeye çalışmayın. İnşaatçı binası 8'de fullleyin sonra 9'a geçin ya da 7'de fullleyin sonra 8'e geçin 8'de fullleyin 9'a geçin öyle önceliğiniz arkadaşlar hangi belediye binasındaysanız öyle savaş makinesini top arabasını ve Tesla'nızı fullledikten sonra bir üst seviyeye geçin bu şekilde daha yararlı olacaktır yani şahsen ben diyorum arkadaşlar bakın burada bitti ya Test'i bir de 3. seviye atalım abicim. Böyle yavaş yavaş artık ıvır zıvırlarınıza basabilirsiniz ve ben 3.000 kufalardayım şu an. Köyümü fulle fullemeye de acelem yok. Bu köyün bana katacağı pek bir şey yok oyunda. Etkinlik geldim zaten. Zaten max seviye. Burada askerlerim var. Zaten her türlü etkinliği burada da tamamlayabiliyorum. Yıllardır da zaten arkadaşlar güncelleme gelmiyor Yan Köye. Adamlar şöyle bir etkinlik getirmiş. Bence yapın arkadaşlar. 10 milyon değerinde elmas veriyor burada. Pardon, tuvar yüzüğü veriyor arkadaşlar. Buradan engel küreği var. Onun bir tane daha mı varmış? Biz satmadık mı lan? Bunu da satayım aga. 50 masda bir indirdik temiz. Aga ben bunu niye kaldırmayı unuttum. Neyse bunu da sonra kaldırdım arkadaşlar acilisi yok. Dediğim gibi umarım video işinize yaramıştır. Umarım verdiğim bilgiler, umarım verdiğim bilgiler arkadaşlar en doğru şekilde kullanırsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın kimseye karışmayın arkadaşlar. Videolarımı like atın, abone olun, bir şeyler yapın. Adios amigo Bay bay. 100 bin like bekliyorum. ama